Günaydın sevgili seyirciler, mutlu sabahlar, sağlıklı günler diliyorum. Dop dolu enerji bir gün bizimle olsun inşallah. Evet, birazdan diş estetiğini konuşacağız. Diş hekimi Metin Şanap bizlerle birlikte olacak. Merak ettiğiniz sorularınız için 0212 995 05 51 numaralı hattan bize ulaşıp merak ettiğiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, Sağlığın Adresi'ne hoş geldiniz. Sağlığın Adresi başlıyor. Sağlığın Adresi tüm endişelerinize sağlık ajandası olmaya devam ediyor. Güzel bakmayı, güzel düşünmeyi en çok güzel gülümsemenizle süsleyebilirsiniz. Diş sağlığına önem verenler, dişleriyle barışık olanlar ya da aynada kendini sevemeyenler ekran başına. Diş hekimi Metin Şanap'la diş estetiğine yönelik tüm bilinmeyenler şimdi Sağlığın Adresi'nde. Evet, tekrar hoş geldin sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Tekrar Emma ailesiyle beraber olmaktan mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Gerçekten çok güzel, keyifli bir program olacak. Daha önceden de buradaydınız. Daha önceden de çok keyifli bir program geçirdik birlikte. Evet. Evet, diş estetiği en önemli şeylerden bir tanesi. Sürekli. Evet, genelde hastalarımızdan en çok talep olan konulardan bir tanesi bu. Evet. Zaten ön plana çıkan diş estetiği. Biz de bugün hastalarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Evet, çok fazla güzel gülümsemek istiyorsak güzel bir dişe sahip olmamız gerekiyor, değil mi? Zaten sosyal yaşantıda tabii ki insanların bir konuşmasında, görüşmesinde, bir ikili ilişkilerde tabii ki diş estetiği ya da sağlıklı dişler diyelim daha doğru olur bu açıdan. Sağlıklı dişlere sahip, açık renkli dişlere sahip insanların ilişkileri daha kuvvetli oluyor. Tabii kendine güvenleri daha çok artıyor. Bu evet. Çok önemli bir şey. Evet. Kötü bir dişe sahipsek hani gülümsememiz bile kötü oluyor. Şöyle gülebiliyoruz. Genelde tabii gizlemeye çalışıyorlar. Genelde evet. Gizlemeye çalışıyorlar. Ama tabii ki bir çalışma yaptıktan sonra onları doğal güzel bir estetiğe kavuşturduktan sonra sağlıklı bir gülüşe kavuşturduktan sonra kesinlikle ikili ilişkilerde ve sosyal evet. ilişkilerde ciddi bir değişim oluyor hastalarımızla. Evet. Peki hocam öncelikle diş hekimliğinde bir tanımlayacak olursak diş estetiği nedir? Diş estetiği şöyle ele alabiliriz tabii ki. İnsanların kendi yüzüne yakışanı, anatomik yapısına özellikle. Çünkü yüz yapısı kişiden kişiye çok değişmektedir. Yüz yapısına uygun bir şekil ve renkte biçimli bir dişi yaptıktan, oluştuktan sonra insanın sosyal ilişkisini üst boyuta çıkartmak başka bir şey değil. Sihirli dokunuşlarla dokunup dişleri mucizevi bir güzellik veriyorsunuz. Bu dokunuş tabii ki maalesef biraz zaman alan bir yöntem oluyor ama sonucu süper oluyor. Mesela ne kadar bir zaman? Vallahi bu kişiden kişiye değişiyor. Bazen çok zor ağızlar geliyor anatomik açıdan. Hı hı. Onları düzeltmek bayağı bir zaman alıyor ama genelde bunun ortalama süreci 3 hafta. 3 hafta gibi bir süreç. Hı hı. Peki o 3 haftalık süreçte çok ağrılı geçiyor mu zaman? Nasıl geçiyor kişi? Çünkü bir diş hekimine gitme korkusu var genellikle insanlarda. Genelde var tabii ki ama tabii ki ağrılı nasıl? Tabii ki diş hassasiyetleri kişiden kişiye değişecek şekilde yaşıyor hastalarımız. Bir şekilde bunları kompanse ederek hastalarımıza çalışıyoruz. Hı hı. Peki diş estetiği hangi durumlarda gerekli olabiliyor? Hangi durumlarda sizin dişinizi yapalım diyorsunuz estetik açısından? Gelen hastalarımız genelde şikayetleri güldükleri zaman en çok şikayetlerden bir tanesi tabii ki dişlerinin renkleri, ikincisi diş etlerinin çok görünüyor olması ya da küçük dişli olmaları ya da çarpışık dişlere sahip olmaları. Bunlar hastalarımızın bize diş estetiğini düzeltmek amacıyla başvuru sebeplerinin başlarında geliyor. Evet, aslında zor da bir karar. Yani sağlam olan dişi değiştirip... Yani bir yere kadar tabii ki karar vermek zor çünkü çok vakamız oluyor. Yani bunu biz protezle değil ama ortodontik tedaviyle tel takarak yapalım dediğimiz vakalarımız da oluyor. Çünkü gerçekten sağlıklı dişler oluyor, şekli ve rengi güzel. Ve ortodontik tedaviyle gayet güzel bir duruma geliyor. Ya da hasta geliyor, diş eti operasyonu yaparak sadece lazerle diş boylarını uzatarak hastanın gülüşünü çok güzel bir pozisyona getiriyoruz. Bunlar bile yani küçük dokunuşlar bile bazen hastaların gülüşlerini değiştirmeye, kendilerine evet. olan özgüvenlerini arttırmaya yetiyor. Evet. Peki güzel bir diş estetiği yani
gerçekten bu diş çok güzel diyebileceğiniz bir diş nasıl olmalıdır? Genellikle ön dişleri mesela uzun görürüz hep, ön iki diş. Onu o şekilde esasında söylememek lazım. Çünkü herkese göre çok değişiyor. Yani bazı insana uzun diş olabiliyor, bazı insana kısa diş olabiliyor. Yüz yapısına göre bazısını dışarı doğru alıyoruz, dişi bazısı içeri doğru oluyor. Yani bu çok değişiyor. Yani yüzüyle orantılı bir diş yapısı çıkardığınızda direkt olarak zaten hasta güldüğü zaman ya da kişi güldüğü zaman bir güzellik ortaya çıkıyor. Yani o yüzden onu çok belli bir kalıba almamak daha mantıklı. Evet. Mesela birçok sanatçı hastanız da var bu arada. Birçok sanatçının isim vermeyelim ama dişlerini de yaptınız. Çok evet, güzel. Evet. Bir takım var. Evet. Peki genellikle kişiler size işte şu sanatçının dişi gibi diş istiyorum diye geliyorlar mı? Fotoğraf getirip. Geliyorlar tabii ki geliyorlar. Yani şimdi bu son yıllarda internetin bu kişilerin açısından avantajı oluyor. Çünkü niye? Hasta bize kendi internette araştırıyor. Evet. Sevdiği modeli oradan çıkartıyor. Tabii ki bu hiç olmazsa hastanın ne istediğini biz orada bir şekilde ilk algılıyoruz. Ama tabii ki bu istediği diş şekli, formu her zaman için kendi ağzına uygun olmuyor hastaların. Kendine yakışanı hastanın istediği şekillerde yapmaya çalışıyoruz. Ne diyorsunuz mesela kişiye? Kişiye ne diyoruz? Tabii ki yani resim geldiği zaman bize gösteriyor. Tabii ki siz de şaşırırsınız bazı durumlarda. Yani bazı istekler tabii ki karşılanmayacak olabiliyor. Çünkü küçük bir ağızlı hasta oluyor. Daha büyük bir ağızlı hastanın resimlerini gösteriyor. Yani uyumsuzluklar oluyor. Bu sefer bir şekilde onları olabileceklere doğru yönlendiriyoruz. Olmaz diyorsunuz kesinlikle, bu size diyorsunuz. Olmayacaklara tabii ki. Evet, üzülüyorlar mı o anda peki? Tabii bir anda şey oluyor ama tabii ki sonuçta başka şeyler yapıldığı zaman, geçişler adım adım olduğu zaman çıkan sonuçta onlar da alışaraktan bizim onlara yönlendirdiğimiz konular hoşlarına gidiyor. Evet, peki diş estetiği yöntemleri nelerdir? Diş estetiği yöntemleri nelerdir dersek, yani bu bir esasında bir yöntem olarak klasik bir yöntemimiz vardır aslında. Tabii ki o da zamanı uzatan bir yöntemdir. İlk önce biz hastalarımızın bir ön çalışmasını normalde yaparız. Bu nasıl oluyor? İlk önce hastalarımızın resimlerini, bir resim protokolü vardır. O protokole uygun olarak hastanın resimleri çekilir. Artı hastanın ağzından ölçüleri alınarak ilk modeller hazırlanır. Bunun üstünde daha sonra bir plan yaparız. Teknisyen arkadaşımızla konuşuruz. Bunun üstüne bir wax up dediğimiz bir mum ilk çalışma yaparız modelde. Bu modeldeki çalışma beğenildiği takdirde mock-up dediğimiz ağza uygulaması vardır. Ve bu uygulamayı ağza taşırız. Ağza da hastaya bunu gösteririz. Hasta bazen belli bir dönem kullanmasına da şey yaptırabiliriz, izin verebiliriz. Daha sonra bunun üzerine hastayla karşılıklı beğenildikten sonra bunun üzerine asıl protezlere geçilir ve asıl protezler yapılanmaya başlanır. Böyle bir çalışma uzun zaman alabiliyor belki ama en garanti, en doğru çalışmadır. Genellikle de az önce de belirttiğiniz gibi 3 hafta gibi bir süreç. Bu biraz daha uzatabiliyor, 1-2 hafta daha üstüne getirebiliyor. Çünkü 3 hafta bizim o klasik daha basit. Hani bazen çünkü hastaların zamanları uygun olmuyor. Direkt olarak başlamak zorunda kalıyorsunuz. Kendi tecrübelerinizle bazı şeyleri planlayıp hemen başlıyorsunuz. O tip durumlarda ortalama 3 hafta ama tabii ki bu tip çalışmalarla 1-1,5 ayı da bulabiliyor. O biraz kişiye bağlı, ağza bağlı. Zamana bağlı, biraz hastanın sabırlı olmasına bağlı. Çünkü estetik konusunda bu tip şeylerde biraz sabırlı olmak lazım ki insanların çıkan sonucu bir 8-10 yıl kullanıyorlar çünkü. Yani 1-1,5 ay en az biraz katlanmaları süper oluyor. Evet, şu an ekranda da görüyoruz hocam. Mesela şu sağdaki... Şimdi bu hasta tabii ki mesela orada ilk hali ve sonraki hali var. Bu... Bu mesela ortodontik bir tedaviyle düzelttiğimiz bir ağızdı. İnanılmaz bir değişim. Evet, mesela ortodontiyle ilk önce hatta braket takmadan plak yöntemiyle görünmez plaklarla yaptık. Onu düzelttik. Daha sonra da diş etlerini lazerle dişlerin boylarını uzatarak bu üste görünmüş olan sonuç elde edildi. Yani o yüzden her zaman dişleri kesmek, dişleri ufaltmak şart değil yani iyi bir sonuç elde etmek için. Evet, bir izleyicimiz hattımızdaymış. Tabii. Alo. Alo. Merhaba Doğan Bey, günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Size de günaydın. Kolay gelsin. Hocama da selamünaleyküm. Teşekkürler, sevgiler Erzurum'a. Buyurun. Hocam bir maruzatımız var. Erzurum'dan arıyorum ben. Buyurun.
Şu üst çene dişlerimde komple çekilmiş şu an. Protez olarak diş yaptırmışım. Ve o da çok sağlıklı değil. Bir bakıyorum yemek yiyende işte çenemi bir artıyor. Sağa bir vuruyor, sola bir vuruyor. Herhangi bir etkin bir şey göremedim bundan. Onları implant olarak yapma imkanımız var mı? Hocama soruyorum tabii ki. Tabii burada önemli olan bir röntgende kemik yapısına bakmak gerekiyor. Kemik yapısı uygunsa implant yapılabilir tabii ki. İmplant yapıldıktan sonra da üstüne sabit protezi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyoruz Doğan Bey. Bir sorum daha olacak hocam. Bunun maliyeti ne kadardır? Burada fazla bir rakam gösteriyorlar Erzurum'da. Bunu bir öğrenmek isteyebilirim. Şimdi buradan bir maliyet söyleyemeyeceğim tabii ki ama implant işin içine girdiği zaman maliyetler maalesef yükseliyor. Yani yüksek çıkar maliyet bir parça. Anladım. Evet. Teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Evet. Peki implantla diş estetiği çok bağlantılı mı birbiriyle? Yani diş estetiği yaptıran bir kişinin implant da yaptırması gerekiyor mu? Yok, implant şart değil. Yani implant biraz önce bağlanmasının söylediği gibi yani diş eksikliği olan sorun yerleri. Varsa. Tabii diş eksikliği sorunu varsa implantla yapılabilir. Tabii ki implantla da dişsiz bölgelerde estetiği rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Peki porselen mi daha fazla tercih ediliyor diş estetiğinde? Lamina mı tercih ediliyor? Şimdi, hangisi daha çok tercih ediliyor? Şimdi de şöyle ki bunların hepsi porselen sonuçta. Tabii ki laminada ya da fulkronlarda şekiller değişiyor sadece. Yani laminada sadece dişin ön yüzeyinden ve kesici kenarından malzeme alırsınız. Fulkronda dişi tam kaplarken dişin her tarafından eşit miktarda ya da gerekli miktarlarda dişi ufaltarak çalışırsınız. Sonuçta bunlar laminada kullandığımız daha ince bir porselen sistemidir. Bunların tabii ki markaları var kendi içlerinde. Öteki yaptığımız fulkronlarda ise daha farklı kalınlıklarda malzemeler kullanıyoruz. Tabii sonuçlarda eğer ki daha önceden dişte hiç çalışılmamışsa, özellikle ön bölgede ise basit bir değişiklikler yapılacaksa lamine yapmak sağlıklı dişte daha mantıklı. Yani %100 ihtiyaç varsa lamineyi tercih ederiz. Ama daha önceden çalışılmışsa ya da çok abartılı durumlar varsa dişi fulkron yapmak daha estetik oluyor o zaman. Peki maliyet açısından şu anda hangisi daha yüksek fiyatta? Şimdi esasında her ikisi de fiyatları birbirlerine yakın gitmekte. Ama evet. Tabii ki burada kullanılan malzemelerin kalitesi maalesef tabii ki değişmektedir. Çünkü çok çeşitli porselen malzemeler vardır. Çok çeşitli markalar vardır. Bunların kaliteleri bunlara göre değişiyor. Markalarda fiyatlar değişiyor. Ama kişiye soruyorsunuz, kişinin kendi tercihiyle. Tabii çünkü o şekilde aydınlatıyoruz onları ki bunu yaparsak bu olur, şu sonuçları elde edebiliriz, şu fiyatlara çıkar. Bir iki adımları söyleyip o şekilde devam ediyoruz. Evet, az önce konuşuyorduk demin gördüğümüz diş üzerinde. Bunlar da mesela porselen dolgulardı demin geçenler. Daha büyük dolgularda yaptığımız çalışmalardır onlar. Gayet sağlıklı oluyor. Bu da mesela yine fulazda çalışılmış bir zirkon implant üstü. Bu tamamen zirkon mu? Bu da tabii ki zirkondur. Zirkonyum çalışmadır. Bu diş beyazlatma. Yani bu genç bir hastada yapılmış 20'li yaşlardaki. Çünkü genç yaştaki hastalarda daha iyi sonuç veriyor oluyor, beyazlatmalar. Değil mi? Evet. Peki diş beyazlatma demişken şimdi iki tür diş beyazlatmayı çok fazla görüyoruz. Lazer sistemiyle bir de ev tipi. İki sistem var, doğrudur. Evet. Hangisini tavsiye ediyorsunuz? Yani şimdi office bleaching ve home bleaching bunlardan hangisini tavsiye ediyorsunuz? Şimdi bunu genelde dişin renkleşme durumuna ve yaşa göre tercih ediyorum ben genelde hastalarımda. Home bleaching'i daha böyle 20'li yaşların ortalarında ya da 30 yaşların başlarındaki hastalarımda çok kullanıyorum. Ya da normal işte renk değişikliklerinde çünkü o zaman çok iyi etkili sonuç veriyor office bleaching. Ev tipi beyazlatmayı ise belli bir yaşın üstündeki hastalarıma kullanıyorum. Çünkü neden? Mine yapısındaki oksijen emilimi yaş ilerledikçe azaldığı için beyazlatmanın sonuçları da kullandığımız kimyasal maddeler ona göre etkileri değişiyor. O yüzden ev tipini belli bir yaşın üstündeki hastalarıma kullanıyorum. Daha aşağıdaki yaşlara da laser bleaching'i kullanıyorum. Peki diş estetiği yapılan dişlerde daha fazla beyazlık görülebilir mi? Yani doğal dişte de o kadar beyazlatmanın hissedilmesi mümkün olabilir mi?
Doğal dişler, yani bir porselen beyazlığı mı? Evet. Bir porselen beyazlığı her zaman elde etmek zor. Evet. Elde etmek zor yani. Onlar çünkü bleaching white kategorisi dediğimiz beyazları var. Onları bir kere hiç yakalayamayız. Sadece doğal diş rengini açılabilir o kadar. Biraz önce bir örnek vardı orada. Evet, o da yani müthiş. Açılabilir en renk o bence yani. Hı-hı. O iyi bir sonuç oluyor. Çok iyi. O da bembeyaz yani. Evet. Peki bu gördüğümüz dişlerin ne problemi var hocam? Bunlar estetik ekranda. Anlamda yapılmış estetik. Çalışmalar. İşte beyazlatma bu işte bu kadar açılabiliyor. Bu 7-8 ton açılmış bir renktir. Hı hı. Kaç seans sonrası o beyazı? 20 dakika. Sadece bir kere mi? Aha, 20 dakika müthiş sonucu o zaman. Elde edilmiş bir sonuçtur o. Müthiş, müthiş gerçekten. Bunlar porselen çalışmalardır. Hastaların böyle çeşitli durumlarına göre yapılmış olan estetik çalışmalar. Peki genellikle diş beyazlatma sonrasında hassasiyet olabilir deniliyor dişlerde. Böyle bir şey gerçekten var mı? Tabii kullandığımız eskiden daha çoktu da son çıkan tabii kimyasal maddelerin içerikleri de değişmeye başlıyor artık adım adım. Eskiden daha çok hassasiyet yapıyorlardı. Şu son dönemlerde kullandığımız kimyasal maddeler ise ağızlarda hassasiyetler biraz azalmaya başladı. İçine yapılan katkı maddelerinden dolayı. O yüzden artık eskisi kadar şiddetli hassasiyetler yok. Peki lamina diş tipi ile porselen diş tipi arasındaki fark nedir? Pardon, protez. Protez tipi, işte laminanın en büyük avantajı iki tip lamina çalışması yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi dişin üzerinde aşındırma yaparak, yani dişin sadece ön yüzeyinden ya da kesici kenarının içine alarak aşındırma yaparak lamina yapıp ortalama 1 milimetre kalınlığında bir ince bir lamina, bazen kontakt lens kalınlığına kadar düşebiliyor o kullandığımız lamina malzemesine göre. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yani laminanın en büyük özelliği çok az malzeme kaldırıyorsunuz dişten. Yine son yıllarda çıkan bazı malzemeler var. Ağız eğer uygunsa dişlerin şekilleri, dişin üstüne hiç aşınma yapmadan da lamina yapabiliyoruz ki bu çok daha güzel oluyor hastamız için. Hı hı. Hiçbir şekilde aşınma yapmadan lamina yapıp dişlerin üstüne yapıştırabiliyoruz. Öteki çalışmanın ise en büyük dezavantajı laminanın yanında dişi her tarafından eşit miktarda tam olarak küçültüyoruz. Hı hı. O şekilde kullanıyoruz. Evet, uygun bir ağızı da az önce birazdan soracağım. Şimdi bir hattımızda izleyicimiz var. Evet. İzleyicimiz sonrasında. Alo. Alo, iyi günler. Merhaba, iyi günler Selahattin Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun. Ben Metin Bey'le bir diş konusunda, implant konusunda bir şey soracaktım ben. Buyurun. Şimdi ben diş yaptırdım. Bir hafta sonra kırıldı ağzımdaki dişler. Yani ondan tabii sonra tekrar gittim, tekrar yaptılar. Bir hafta, iki hafta sürmedi, yine kırıldı. Daha sonra doktorla ben görüştüm, dedi ki gece yatarken dedi dişlerini sıkıyorsun dedi, ondan kırılıyor dedi. Şimdi bir koruma yaptı. Gene evet. Kırılmış. Ve ince bir çatlak oluştu. Tekrar yaptırdım. Yani ben anlamıyorum niye bu kırılıyor bu kadar dedi. Bunu öğrenmek istiyordum. Şimdi buradan bir şey söylemek zor çünkü onu yine doktorunuz takip ediyor sizi. Yani muayene edilip ona göre bir sonuç çıkartmak lazım. Yani şimdi şöyle ki ben dedim ki kendisine gerekirse diş şeyini teknisyenini değiştirelim dedim yani. Efendim? Bunun yapılışında bir noksanlık var. Onu bilemeyeceğim çünkü doktorunuz takip ettiği için onda daha iyi sonuç elde edilebilir ama yine ben yani başka bir doktora da muayene edip sonuç şey alabilirsiniz, görüş alabilirsiniz. Yani buradan bir şey söylemek zor çünkü ona. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi yayın. Sağ olun, teşekkürler. Evet, hattımızda bir izleyicimiz daha varmış. Alo. 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 Safiye Hanım, merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben dişçiye gittim. Benim üst zaman önde. Güldüğüm zaman çok kötü bir görünüm oluyor. Sürekli güldüğüm zaman elim ağzımın üstünde oluyor. Yani evet. Ne yapmam gerekir bunun için? Şimdi burada tabii ki yapmamız gereken biraz önce konuştuğumuz gibi doktora gittim dediniz değil mi diş doktoruna? Evet gittim, ortodentilik bir şeyin yok dediler üst zaman öndesinin. O zaman güldüğünüz zaman diş etleri çok görünüyor galiba. Dişim kendisi de dışarıda mesela alt çenem gerideymiş, üst çenem öndeymiş. Yani i̇şte ona genel cerrahiye yönlendirdi. Ben de gitmedim bir daha. O zaman şimdi
yönlendirmiş oldukları doktor arkadaşa giderseniz onlar size bir yardımcı olurlar. Çünkü onlar onu öngörmüşler ki onlar gördüğü için ağzı size. Siz mutlaka yönlendirdikleri doktor arkadaşlara gidin. Peki hocam tedavisi var mı bunun? Var demek ki doktor arkadaşlar görmüşler, seni yönlendirmişler. Sen mutlaka git, ona göre seni yönlendirirler. Çünkü eğer ki kısaysa alttaki çene onu öne doğru alabiliyorlar. Öyle ya da uzunsa alt çene onu kısaltabiliyorlar. O imkanlar cerrahi olarak vardır. Yardımcı olurlar tabii ki sana. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, geçmiş olsun. Evet, bir de hocam adezif sistem bondik var. Evet, adezif bondik sistemler. Tabii ki bu da mesela lamineyi bunlardan bir tanesi olarak sayabiliriz, porselen lamineyi. Bir de kompozit laminalar vardır. Hı hı. Yani hasta geldiği zaman dişin üstünde mesela porselen çalışma yapmadan kompozit malzemelerle dişin üstünde oynayarak, şekillendirerek estetik bir görünüm verebiliyoruz. Bunu adezif sistem olarak adlandırıyoruz. Her zaman tercih ediyor musunuz peki? Tercih ettiğimiz vakalarımız oluyor tabii ki. Çünkü yani tek seansta çözüme gidiyorsunuz. İyi bir malzeme kullanırsanız tabii ki iyi sonuçlar alıyorsunuz. Porselen lamine kadar uzun ömürlü olmasa da hangi anlamda? Renk anlamında. Çünkü porselenin rengi daha uzun süre dayanabiliyor ama kompozit laminelerin zaman içerisinde rengi biraz daha çabuk koyulaşabiliyor ya da değişebiliyor. Ama kısa zamanda çok iyi çözümler çıkıyor. Yani mesela ne diyeyim, diş boyu uzatmasında, ön dişlerin özellikle diş aralarının kapanmasında, aralık dişlerde ya da kırılmış bir dişi tekrar şekillendirmek anlamında bu tip işlerde güzel sonuçlar elde ediyoruz. Hatta onu anneme yapmıştınız, diş arasını doldurmuştunuz değil mi? Alt dişlere uygulamıştık, doğru. Evet, gerçekten ben gördüm bizzat, mükemmel bir sonuç oluyor, doğal. Evet. Güzel sonuçlar çıkıyor. Doğal duruyor bir de hani. Evet, yani rengini ona göre kullandığınız takdirde güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Evet. Peki estetik dolgu diye bir tercih edilen bir durum var bir de. Estetik dolgularda evet. Mesela burada da özellikle mesela orada biraz önce vardı, porselen dolgular geçiyordu. Normalde iki tip dolgu kullanıyoruz. Bir kompozit dolgular, diş renginde olan, bir de porselen dolgular vardır ki bu porselen dolgular kullanma yerleri genelde dolgunun, yani madde kaybı dişte çok fazla olduğu zaman dolgu yapamayacağımız ya da dolgu yapsak da kısa bir sürede kırılabilecek olan dişleri porselen dolguyla restore ediyoruz ki hem daha güzel dişi şekillendiriyoruz hem de daha iyi bir estetik sonuç ortaya çıkmış oluyor dişte renk açısından da. Peki şeker hastalarının da biraz diş konusuna dikkat etmeleri gerekiyor diye bir algı var. Hani kolay kolay işlem yapılmaması açısından. Yani bu tip şeylerde yani genel olarak onu ele almak lazım. Şu şeker hastaları değil de yani sistemik rahatsızlığı olan birkaç hastalıklar daha var böyle tabii ki. Evet. Biz genelde bu tip şeyleri tabii kan testlerini falan ya da doktorlarını olurlarını alarak ya da hastayla durumlarını öğrenerek devam ediyoruz ama basit bir dolguda ya da ne bileyim estetik bir çalışmada bu tip hastalarda genel itibariyle çok sıkıntı yaşamıyoruz ama cerrahi işlemlerde bu tip hastalarda çok dikkat etmek gerekiyor ki iyileşme aşamaları ya da hastaya verebileceğimiz bir zarar olur olmaz onları kontrol etmek açısından. Peki diş yapıldıktan sonra kişinin ne gibi durumlarda çok dikkat etmesi gerekiyor? Dişlerinin yıpranmaması adına. Genelde tabii ki yapıldık. Yani bunları normal kendi dişiniz gibi korumanız gerekiyor yine. Yani önemli olan burada her zaman hastalarımıza da söylüyoruz. Diş eti sağlığına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü porselenin ya da kendi doğal dişinizin diş etiyle birleştiği sınır sağlıklı olması çok önemli ki o dişin sağlıklı ve güzel, natürel görünmesine çok yardımcı oluyor. Artı dişinizin uzun ömürlü olmasına yardımcı oluyor. Çünkü diş etindeki herhangi bir iltihaplanma, bir porselen ya da protez bir diş kullandığınızda o bölgede bir açılmaya çok kısa bir dönemde dişle diş eti açıldığı takdirde oluşan çirkin görüntüden dolayı değiştirmek zorunda kalıyorsunuz protezi kısa bir zamanda. Ama iyi bakılırsa diş etleri sağlıklı olursa hem protezleri ortalama 10 yıl ya da bazen yani hastalarımızda görüyoruz çok iyi bakan hastalarda
10 yılın üstünde de çok kullanan hastalarımız oluyor. Uzun ömürlü kullanabiliyorlar. Peki diş etine iyi bakmadan kastınız nedir? Yani nasıl bakmalıyız diş etimize? Yani genelde şöyle bir yanlış algı var. Genelde gelen hastalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlar büyük bir yüzde. Mesela hastamızı soruyoruz. Dişinizi fırçalıyor musunuz? Herkes dişimi fırçalıyorum diyor ama eksik olan nokta burada bir dişini fırçalarken insanlar diş etlerini de fırçalayarak dişlerini fırçalamıyorlar. Burada en büyük etki diş etlerini de fırçalayarak yapacaksınız ki oradaki o kılcal damarlar da bir masaj şeklinde hareket verip orada diş etlerinin iltihaplanmasını engellemek, diş taşının birikmesini ve bundan dolayı diş eti rahatsızlığı yaşamayı engellemek çok önemli. İkincisi ise en büyük yanlış, diş ipi kullanmıyor hastalarımız. Evet. Diş ipi kullanmadıkları için de hem o iki diş arasındaki o diş etinin temizlenmesine yardımcı olmuyorlar. O zaman oradan diş etleri şişiyor. Artı kontak noktaları temizlenmediği için dişler diş ipiyle çürükler oradan başlıyor. Diş ipinin de %100 kullanmaları lazım her gün. Her gün, onu soracaktım. Tabii ki her gün fırçalıyormuş gibi diş ipini evet, de evet, kullanmamız lazım. Evet, her gün yani en azından bir kere kullanmaları lazım ki diş aralarındaki diş etlerinin sağlığı ve kontak noktasından dişlerin çürümemesi için. Artı bir de bunlar oluştuğu zaman koku ağzına. Ben dişimi fırçalıyorum değil mi? Ağzımda hala koku var. Niye? Çünkü diş ipi kullanmadığı için ara bölgelerdeki sıkıntılar kalıntılar kalıyor. Aynen öyle. Evet. Peki diş etini fırçalarken hafif daireler şeklinde mi fırçalamak tabii gerekiyor? Aynı sistemle. Yani dişe uygulandığı gibi mi yoksa kuvvetli mi? Zaten burada kullanacağımız fırça orta sert kıllı fırçalar olacaklar. Artı diş etlerimizi de tabii ki hani genelde bazı hastalar dişlerini fırçalarken çok sert yapıyorlar. Bu da dişlerin üstünde aşınmalara yol açıyor. Buna sebep vermemek için orta sertlikteki fırçayı dişlerimizin ve diş etinin üzerine değmiş ve orada hareket ettiğini hissederek yapmak en mantıklı harekettir. Bunu yaptıkları takdirde sıkıntı olmaz. Aynı zamanda iç taraftan da fırçalayacaklar. Sırf ön yüzeylerden değil. İçleri de fırçalayacağız. Aynen. Çünkü o diş etleri hem içten hem dışarıdan olduğu için her tarafı güzel temizlemeleri lazım. Evet. Peki diş ipini ilk kullanan kişiler için aslında bir mesaj verelim. Çünkü biraz diş ipi kullanımı zor. Tabii ilk başlarken biraz kanama yapabiliyor. Tabii ilk başta dişlerin arasına takıp çıkartmak onu biraz hastalar için uğraştırıcı gelebiliyor ama ilk bir dönem yapıldıktan sonra eliniz alışmaya başlıyor. Doğru, ilk başlarda diş etleri çok hassas olduğu için, hiç yapılmadığı için diş etleri kanamalı oluyor. Ama bir müddet sonra yapıldıkça o kanama azalarak kayboluyor, kalmıyor. Bu diş eti fırçalama ilk başlandığında da aynı. İlk dönem hassas diş etleri, sonra zamanla o kanamalar azalıyor ve kayboluyor. Çünkü niye? Diş etleri sağlığına kavuşuyor, sıkılaşıyor ve tertemiz oluşuyor. O zaman kanama gördüğümüzde dişimizde evet korkmayacağız. Evet, devam edeceğiz. O tip gelen hastalarımıza genelde diş etlerimden kanama falan önce hastalarımızı bu şekilde yönlendirip birkaç hafta sonra tekrar çağırıyoruz. Bu sefer diş eti şikayeti geçmiş oluyor hastanın. Peki diş estetiği yapıldıktan sonra o süreçte çay ve kahve içimi için neler söylersiniz? Ya onlar tabii ki yasaklı. Sigara. Yani tabii onları pek yasaklayamıyoruz ama çünkü herkesin bir alışkanlıkları oluyor. Yani kahve, çay okey ama sigara tabii ki çok daha ciddi ağızda sorunlara yol açıyor. Çünkü diş etlerindeki o kılcal damarların nasıl başka vücudumuzdaki damarları tıkıyorsa onlara da zarar verdiği için diş etlerinde problemleri yol açıyor. Sigaranın içerisindeki işte nikotin ve diğer malzemelerden dolayı mesela diş sigara içerken diş etlerim kanamıyordu ama sigarayı bıraktıktan sonra diş etlerimde kanamalar başladı diyen hastalarımız çok oluyor. Çünkü niye bu? Sigara tütününün içerisinde olan bir kimyasal madde o kanamayı birazcık durduruyor. Ondan dolayı diş etinin rahatsız olduğunu hasta anlamıyor. Bıraktıktan sonra ortaya çıkıyor. O da enteresan bir tabii, bilgi o da aslında. Değişik böyle. Evet. Hani eskiden çok geçmişlerde kanayan yaraya tütün basarlar. İşte aynı şey ağız içerisinde de istemeden sigara içerken oluşuyor. Evet. Peki diş estetiğiyle implant arasında bir ilişki var mı dedik? Olmayan dişleri dediniz. Evet. İmplantla tedavi ediyoruz aynen dediniz. Biraz implanttan da ayrıntılı bahsetmek isterim. İmplantı nasıl uyguluyorsunuz? İmplant uygulama çeşitleri genelde birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi klasik olarak tabii ki açık flip ameliyatları ki açık flip ameliyatlarında diş etini açarak, kemiği görerek daha önceden planlamış olduğumuz, röntgenlere göre planlamış olduğumuz implantları yerleştiriyoruz. Bir de guide'lı sistemler var. Bu guide'lı sistemler ise hastamızdan yine 3 boyutlu röntgenlerini alarak ve modellerini hazırlayarak implantların konulacak
pardon, konulacak yerlerini planlıyoruz. Evet. Bu guide'ları hazırlıyoruz. Guide'lar özel olarak ağza yer yapılıyor uygun bir şekilde. Hangi bölge? Evet, peki implant uygulaması diş estetiği olan bir ağızda, diş estetiği olmayan bir ağızda olmasına yönelik bir fark var mı? Tabii şimdi implant yapılan protezlerle normal doğal dişin üstüne yaptığımız protezler arasında farklar oluşuyor. Bu konuda nasıl farklar oluşuyor dersek, çünkü bu diş etine oturuş yerleri kendi dişiniz olduğu zaman tabii ki daha farklı duruyor. Çünkü normal diş boyutlarında ve o dişin etrafındaki o diş eti var ya, o diş etinin pembe kısmının, bu papil diyoruz diş aralarına giren kısımlara, o bölgelerin şekilleri tabii ki çok daha güzel ve hoş duruyor. Ama implantlı ağızlarda zaten hasta dişi kaybetmiş. Dişi kaybetmiş olduğu için o bölgede aynı zamanda kemik kaybı da oluşuyor ve diş eti dokusu kaybı da oluşuyor. Şimdi implantı biz yerleştirdikten sonra aşağıda olan kemik yapısına protezi yaptığımızda otomatik olarak tabii ki dişin boyu uzuyor. Yani normalde atıyorum dişin boyu 12 milim ise o tip bir şeyde 18 milim, 19 milime kadar, bazen daha çok bazen daha az uzamalar olabiliyor. Artı mesela yan yana implantlar olduğu zaman diş aralarını biz onları porselen, pembe porselenlerle kapatarak daha bir estetik vermeye çalışıyoruz. Hastalarımız çünkü burada genelde o tip şeylerde ilk gördüklerinde şoke oluyor. Diş boyunun uzun olduğu için. Tabii ki bunları hastalara baştan da anlatmaya çalışıyoruz ama anlıyoruz deyip daha sonradan yine şoke oluyorlar. Çünkü birazcık kafada canlandırmakta yanlışlar oluyor. Yani artı şimdi normal dişimizin çapıyla implantın çapı birbirine uyumlu değildir. Çünkü implantın çapı daha dardır. Hastalarımızın burada da bir yanlışlıkları oluyor. Biz porselen dişi implantın üstüne uyguladığımızda onun çapı dar olduğu için normal dişmiş gibi durmasını içeriden istiyorlar. Ama evet, o gerçekleşmiyor. Çünkü bazı hijyenik kurallar var. Diş etinin sağlıklı kalması için uyulması gereken kurallar var. Ama işte hastalar bunu anlatıyoruz. Bazen görsel düşünüyorlar biraz, evet, yani her şey ya da altına bir şey kaçmasın, aman işte gıda artığıdır, şudur falan. Ama işte böyle olması lazım diyoruz hastaya. Başka türlü, çünkü sağlıklı kalmasına imkan yok. İmplantın uzun ömürlü olması için. Şurada bir anlayan hastalarımız oluyor ama anlamayan, direten hastalarımız da oluyor. O zaman kapattığımız zaman da implantın sağlığı riske girmiş oluyor. Evet, o yüzden size bırakmaları gerekiyor. Çok müdahale etmemeleri gerekiyor. O daha mantıklı. Sağlık açısından yani biraz yaklaşmak gerekiyor. Tabii, en önemlisi sağlık sonuçta. Diş etlerinin sağlığı hepsinden daha önemli çünkü. Evet. Bütün yaptığımız işi ortaya çıkaran başında diş eti geliyor çünkü. Evet. Çünkü olmadığı yerde de biz onu porselen, pembe porselenle sağlıyoruz ki dişin görüntüsünü hoş bir şekilde getirsin diye. Evet. Peki henüz 20'lik dişi çıkmamış olan bir kişide diş estetiği yaptığınız zaman sonra 20'lik dişi çıkma durumunda ne gibi durumlar söz konusu olabiliyor? Orada pek sıkıntı olmuyor. Çünkü 20 yaş dişini yine ileride de çekebiliyorsunuz. Bu bir tek ortodontik vakalarda tabii ki varsa, eğer ki erken çekmek gerekiyor. O zaman daha iyi sonuçlar alınıyor. Ama bir protez tedavi yaptınız, ileride çekme ihtiyacınız oldu. Rahatlıkla çekebilirsiniz. Peki bu eczanelerde satılan diş beyazlatma için ne dersiniz? Çok böyle bir kalıcılığı tabii var mı? Tabii eczanelerde de çok satılıyor. Tabii ki burada satılan beyazlatma malzemelerinin şöyle bir dezavantajı var. Şimdi bizim hastamıza profesyonel olarak verdiğimiz malzemelerin içerisindeki etken maddelerin kimyasal olarak grubu farklı, artı oranı daha yüksektir. Bizim kontrolümüzde olduğu için hasta sıkıntı olmuyor ama eczanede satılan malzemeler hasta kendine zarar vermesin diye, herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye daha düşük oranlı malzemelerdir. Düşük yani hasta gidiyor alıyor, tabii ki herhangi bir diş temizliği yapmadan, bir ön hazırlık yapmadan kullandığı takdirde de pek bir etkisini göremiyorlar. Genel itibariyle yani düzenli kullanmak, 30 gün diyorsa 30 gün ya da kaç gün diyorsa onu kullanmak lazım ama yine evine istenilen sonuçları her zaman bir yere kadar alabiliyorlar. Düzenli kullanırlarsa her zaman için bir profesyonel yaklaşmak daha mantıklı. Evet, bir de mesela profesyonel dediniz. Profesyonellik hani diş hekimi kontrolünde olması gereken bir durum ama şimdi çok diş beyazlatmak istiyorsanız doğal yöntemlerle de mümkün diye haberler çıkabiliyor.
genelde. İşte limonla karbonatı karıştırın, dişleriniz daha beyaz bir görünüm sağlar. Muz kabuğunu dişinize sürün, daha parlak bir görüntü olur gibi. Var öyle şeyler. Yani bunlara da aslında bir değinelim hocam. Yani izleyicilerimize doğru mesajlar vermek çünkü tabii en önemli. Tabii şimdi mesela bunları kullanırken tabii özellikle bu limondur, karbonattır. Bunda karbonat özellikle tabii ki iri partiküllü olduğu için genelde onları sigara içen hastalarımıza ama çok nadir yapmak lazım. Sürekli yaparsanız dişin mine yapısını aşındırırsınız. Yani limon olsun, karbonat olsun bu tip şeyler hep aşındırıcı malzemeler. Ve bunlar da tabii ki bir müddet sonra hassasiyetlere yol açıyor. Artı tabii ki böyle lamina ya da estetik protez yapmaya kadar gidebiliyor sonucu. Yani dönem dönem uygulamak lazım. Ama her yanlış bir bilgi değil mi o zaman? Doğru tabii, mu bu bilgiler? Yani yanlış bilgiler. Kulaktan dolma bu işlere pek girmemek lazım. Kendinize zarar verip yine sonuçta bize gelmek zorunda kalıyorsunuz bir şekilde. Evet, size gelmek zorunda kalıyoruz. Genellikle ne kadar zaman aralıklarda gelmemiz gerekiyor size? Bunu da söyleyelim, belirtelim izleyicilerimize. Genelde bize hastalarımızın yani hiçbir şey olmasa dahi senede bir kere gelmeleri ihtiyaç oluyor. Yani çünkü bu kontrolleri senede bir yaparsak eğer ki yani bir diş eti rahatsızlığı ya da ne bileyim bir çürüktür ya da başka bir sıkıntısı varsa hastanın. Hasta bunu çünkü birçok hasta var bunları hissetmiyor. Biz bunları gördüğümüz zaman başlamışken hemen baştan önlemini alıyoruz, tedavisini yapıyoruz, hastayı rahatlatıyoruz. Bazı hastalar var 6 ayda bir gelmesi gerekiyor. Çünkü kişiden kişiye ağızda bu diş taşı dediğimiz olaylar çok farklılık gösteriyor. Bazısı inanılmaz derecede çok kısa bir sürede oluşuyor. Bazısı da işte senede bir oluşabiliyor. Onları kontrol edebiliyoruz ama senede bir kere gelmeleri mutlaka iyi olur. Şart değil mi? Yani çok kendi açılarından dolayı çok iyi olur. Evet, evet. Peki genelde diş hekimine gidiliyor. İşte belli bir tedavi yöntemi çiziliyor. İşte tedaviye başlık ama sonra son anda mesela kişi korktu ve gitmedi. Ve diş çektirdi. O diş ağzında kaldı boş olarak, dişsiz kaldı. Sonrasında da size gelmedi. Diş olmaması demek diğer dişlerde kaydırma yapabilir mi? Ne gibi dezavantajlar doğurur bu sonuç? Tabii şimdi bu tip esasında iyi bir soru bu. Zamanında çünkü çok böyle erken diş kaybedip de yaptırmayan çok hastamız var. Geliyorlar işte bize 3 sene oldu, 5 sene oldu, 10 sene oldu. Çünkü dişin şöyle bir özelliği var. Diş üstte ya da altta karşısında diş yoksa eğer o boşluğa doğru bir uzama özelliği ya da yandaki dişlerin diş çekildiği takdirde o boşluğa doğru yatma özelliği vardır. Zamanla bu hareket gerçekleşirse eğer ki bu sefer çiğneme fonksiyonunda bozukluklara yol açabiliyor, diş eti rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Bunları bu sefer tedavi etmek için bu sefer hastaya farklı ne bileyim porselen yapmak zorunda geliyorsun, diş eti rahatsızlıkları için diş eti operasyonları yapmak zorunda kalabiliyorsun. Bazen o kadar çok uzamış olabiliyor ki mesela üstteki diş alttaki diş eti sınırına kadar gelen hastalar bile olduğunu görüyoruz. O zaman çekmek zorunda kalıyorsun. Bu sefer oraya başka bir şey yapıyorsun. Aşağıya başka bir şey implant yapmak zorunda kalıyorsun. Yani zamanında yaptırırsa hastalarımız bu tip şeylerden ileride problem yaşamadan daha çabuk kurtulurlar açıkçası. Evet, bu da çok önemli. Kesinlikle anlıyoruz ki diş tedavisi yapılırken tedaviyi yarım bırakmıyoruz sevgili izleyiciler. Aynen, kesinlikle. Yani hiçbir tedavi yarım bırakmamak lazım. Tabii ağız ki, tabii konusunda ki. Da. Bütün hastalıklarda yani aynı şey geçerli. Ama dişi de belirtelim bugün dişten konuşmuşken. Evet, diş konusu hastalarımız açısından en büyük etken. Çünkü yani birçok şeyin başarısını da etkiliyor diş. Mesela bizim başka sistemik rahatsızlıkları olan hastalarımız oluyor. Diş tedavilerini yaptıktan sonra ağızdaki o kisti dokuları, rahatsız diş etlerini temizledikten sonra hastalıklarında gerilemeler olan hastalarımız dahi olduğunu yaşadık, gördük yani. O da enteresan. Tabii. Ona da değinelim. Hattımıza, bu çok önemli. Evet evet. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alalım. Ondan sonra bu konuya da değinelim hocam. Alo. Alo. İyi günler. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi günler. Hoş bulduk. Kahramanmaraş'a sevgiler. Evet. Sevgili. Bizden de size. Ben ağzımda benim mesela dişlerimin hep kökleri duruyor. Doktora gitmeye çok korkuyorum. Mesela şimdi böyle bir iki tane de diş çektirdim. Onlar da iyice et olmuştur. Yani kemiğe neredeyse dayanmış. Bunu korkumu nasıl yenip gidebilirim doktora? Yani diş hekimine. Sorun bu.
korkunun çaresi var. Korkmayın. Çünkü sedasyon tedavileri var. Sedasyonla bu tedavilerinizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Yani gittiğiniz diş hekimi arkadaşa sedasyon uygulayıp uygulayamayacağını, çünkü onu bir anestezi uzmanı arkadaşımız geliyor. Diş hekimine yardımcı oluyor o konuda. Sedasyonla diş tedavilerinizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı duymadan. Evet. Oldu, teşekkürler. Rica ederim. Ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun, geçmiş olsun. İyi günler. Sedasyon tekniği demişken biraz sedasyondan da bahsetmek isteriz. Tabii. Sedasyon çok etkili bir yöntem. Çünkü çok hasta var. Korkan, kadın olsun, erkek olsun. Bunların tedavilerinde çok faydasını gördük sedasyonun. Nedir sedasyon? Sedasyon, bilincin açık olarak uyku pozisyonuna girmesidir hastanın. Bu çok rahat oluyor açıkçası. Bunu tabii ki anestezi uzmanı arkadaşımızla demin bahsettiğimiz gibi beraber çalışıyoruz. Anestezi uzmanı arkadaşımız damardan bunun için gerekli olan ilaçları veriyor. Tabii ki hastanın sistemik durumuna göre bir rahatsızlığı var mı yok mu onların hepsini önceden belirterek. Bunun sonucunda hastanın ağzında ne yapılacaksa her şeyi sedasyon altında rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Tabii o sırada hastanın ağzını açması zor olabiliyor. Ağız açmak için özel aparatlar var. O aparatlarla da ağzın açık kalmasını ve rahat çalışmamıza imkan verecek şekilde her şeyi düzenliyoruz ve çalışıyoruz. Bu şekilde korkusunu yenen hasta da var. Sigarayı bırakan hasta bile var. Diş tedavisini yaparken sigarayı bıraktı mesela bir hastamız. Aa, çok güzel. Nasıl? İlginç böyle bir şeyler oluyor tabii ki. Nasıl oldu peki o? Biz de bilmiyoruz ama yaşadık. Biz de bilinçaltına herhalde bir şeyler yerleşti o sırada. Yani var, bir şey. Var öyle bir şeyler. Yaşıyoruz yani. Güzel, değişik şeyler yaşıyoruz öyle. Ne güzel. Yeni bir deneyim edinmiş evet, oluyorsunuz. Evet, her hasta için öyle deneyimlerimiz evet. var. Evet. Demin bahsettik bir konudan dedim, telefondan sonra bahsedelim, bu önemli bir konu dedim. Bazı hastalıklar meydana gelebiliyor dediniz. Evet, hastalıkların giderilmesinde tabii ki mesela genelde hastanelerde özellikle kalp ameliyatı ya da ne bileyim bu tip büyük ameliyatlardan önce özellikle, çünkü ameliyat olduktan sonra müdahale, diş için müdahale edilemeyecek durumlarda. Ve de ağızda bir bakteri kaynağıdır, çünkü ağız çok ciddi bir bakteri kaynağıdır. Evet. Ağızdaki kökler, ağızdaki uçurluklar, sağlıksız diş etleri hep bir bakteri kaynağıdır. Ağzın bu konularda en yoğun olan bölgelerinden bir tanesidir. İşte önce bu bölgenin temizlenmesini isterler doktor arkadaşlar ki onlar operasyon yaptıktan sonra herhangi bir komplikasyona açıklık vermesin diye. Artı vücutta herhangi bir yerinde, işte demin bahsettiğim gibi başımıza gelen işte bazı vakalarımız var öyle. Ağız hijyene girdikten sonra o kistik dokular, başka şeyler ortadan kalktıktan sonra sağlığı olumlu yönde gelişen hastalarımızda hep olmuştur. Yani çok da sonuçlarından memnun kaldı hastalarımız. Böyle bu tip şeyler bizi de memnun ediyor. Evet. Peki en önemli soruma geçmek istiyorum. Bu demin de hanımefendinin korkusu mesela, acır mı, korku olur mu diye diş hekimine gitmiyormuş. Bu operasyonlar olurken, diş estetiği yapılırken bir acı oluyor mu? Bir ağrılı bir dönem oluyor mu kişi için? Yani bu dönem tabii ki her kişi için farklı geçebiliyor. Bazı hastalarımız var mesela. Hiç anestezi bile yaptırmadan müdahale ettirenler ağrı de var. Ağrı eşiği yüksek mi? Evet, onlar işte. Bunların sayısı az tabii. Genel itibariyle herkes çekinme içerisinde. Çok canım yanar, çok şey olabilir mi diye. Tabii var öyle hastalarımız ama tabii lokal anestezi yaparak çalışıyoruz. Bu tip şeyleri kontrol altına alıyoruz hastaya. Ama estetik çalışmalarda tabii ki hastanın genelde pek uyuşuk olmasını istemiyoruz. Çünkü yapılan estetik çalışmalarda özellikle ön bölgelerde dişlerin dudak ilişkisi önemli olduğu için uyuşturmadan, lokal anestezi yapmadan çalışmaya gayret gösteriyoruz ki aldığımız sonuçların iyi olması açısından. Evet, bir izleyicimiz hattımız varmış sevgili hocam. Alo. Alo. Düşmüş hattımız, evet. Peki hocam, yani ağrı eşiği yüksek olan kişilerde de tabii daha farklı durumlar olabilir dedim. Evet. Peki şimdi size riskli bir soru soracağım. Merak etmeyin ama yabancı olduğu için bir sorun teşkil etmiyor. Dünyaca ünlü sanatçılar arasında çok böyle beğendiğiniz, işte bu diş gerçekten çok güzel, ağız tipine de gidiyor, yüz tipine de gidiyor diyebileceğiniz biri var mı? Yani öyle tabii ki... E,
Peki biraz da çocuk diş sağlığından bahsetmek istiyorum ben. Evet. Sağlıklı bir dişe sahip olmak için, çürüklerin oluşmaması için ağızda ailelerin nelere dikkat etmesi gerek çocuklarında? Tabii bu artık son yıllarda özellikle ülkemizde aileler çocuklarına bu konuda önem vermeye gerçekten başladılar. Çünkü çok fazla artık talep geliyor bize ve doktor arkadaşlara bu tip şeylerde. Ama tabii ki doktorların da yani takip eden doktor, çocuk doktorların da buna yönlendirmeleri lazım. Şimdi özellikle çocuklarla ilgilenen bizim pedodontistler vardır. Pedodontist arkadaşlar bu konularda daha başarılı sonuçlar alıyorlar. Burada çocukları belli bir yaştan itibaren diş doktoruna alıştırmak için pedodontiste götürmek lazım. Çünkü onlar bir şekilde ona işte çizgi film seyrettiriyorlar, işte ufak tefek hediyeler veriyorlar, onların işte gönlünü alıyorlar, işte aletlerle oynatıyorlar, bir şekilde alışıyorlar. Çünkü ilk başlarda o süt dişleri zaten, süt dişleri ilk sürdüğü dönemler her zaman için dirençli olduğu dönemlerdir. Yani bir sürekli diş gibi değildir, çürüğe karşı dirençlidir. Evet. Bu dönemlerde alışa alışa geliyorlar ve sürekli dişlerin sürmesi başlıyor. Bu sürekli dişler sürmeye başladığı zaman burada en çok yapılması gereken olay dişlerin çürümemesi için çiğneyüzü yüzeylere füstür örtücüler vardır. Füstür örtücüler koruyucu amaçlı olarak sürülür. Bir de yine... Bunu diş hekimlerinden tedarik ediyorlar değil mi? Pedodontistler yapıyorlar bunları. Pedodontistler rahatlıkla uyguluyorlar. Ve çocukların dişlerini sürekli kalacak olan dişlerin yüzeylerine bunu sürerek... Ama tabii ki bu sürülen malzemenin de 6 ayda bir kontrol edilmesi lazım. Çünkü bazen düşüyor, bazen yarısı kalıyor. Bu zamanda da öyle olduğu zaman çürük oluşması sebebiyet verebiliyor. Bazen de... Yine doktor arkadaşlar yine de devam ederken özellikle çocuk doktorları flor desteği çocuklara vermek gerekebiliyor. Ama tabii ki bu flor desteğini de neye göre verilecek? Çünkü artık dışarıda içilen sudan, yenilen yemekten alınan flor da olduğu için artık onu çocuk doktoru bir şeye göre hesaplayarak belli bir oranlarda çocuklara flor desteklerini de aldırdığı takdirde dişlerin direnci gayet güzel oluyor. O tipi kullanan hastalarımız var ve çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü belli bir yaşa kadar dişler gerçekten çürümüyor yani. İyi sonuçlar alınıyor. Çünkü florun miktarı çok önemli. Çünkü fazla alındığı zaman dişlerde sıkıntılara yol açabiliyor. Yani ne mesela sıkıntılarına yol açabilir? Yani dişlerde mesela renkleri koyulaşıyor dişlerin. Üstünde çizgiler oluşabiliyor. Daha fazla alınması vücutta da istenmeyen etkili oluşturabiliyor. O yüzden bunu alırken de yani doktor arkadaşlar vermiş olduğu miktarların üstüne çıkmaması lazım. Dozunu iyi ayarlamak tabii gerekiyor. Çünkü zaten yine içilen her şeyde alınıyor o. Belli bir yaşa geldikten sonra zaten bu kontroller oldukça eğer çarpışıklık varsa erken çekimlerle dişler yerlerine oturtulabiliyor. İhtiyaç olursa tabii ki daha erken yaşta hemen ortodontik tedaviye geçilerekten dişler düzgün hale getiriliyor. Bu tip çalışıldığı zaman zaten süper sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinde özellikle bir dönem hatta büyük bir ihtimal şimdi de öyledir. Yani çürük oranı neredeyse %0'a yakın. Yani bu tip çalışmalarda. Eğer böyle çalışmalar yapılırsa çocukların dişleri çok daha uzun böyle sağlıklı bir şekilde ağızda kalabiliyorlar. Evet. Çürüklerin de farklı bir dişe sıçraması da söz konusu değil mi? Öyle bir şey yok aslında. Yani çürük bulaşıcı bir olay değil ama tabii ki müdahale edilmediği zaman büyür çürük. Yani bir dişte bir çürük oluşmaya başladığı zaman o nedir? Mine yapısının ya da dentinin yumuşayarak genişlemesi anlamındadır. Bu tabii ki dişin sinirlerine kadar geliyor ve o zaman kanal tedavisine gidebiliyor. Hatta hasta bazen fark etmiyor, sinirler de ölüyor, diş nekroz oluyor yani. Bu sefer kök hücre enfeksiyonuna kadar gidebiliyor. Yani ciddi o yüzden tabii ki yani çürük küçükken tedavi edildiği zaman daha hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü mine yapısı çürükten az etkilenir. Yukarıda küçük bir görüntü oluşur ama alt katındaki dentin dokusu daha geniş anlamda etkilenir çürükten, daha hızlı yumuşar. O yüzden yani bu tip şeyleri en başında işte o senelik biraz önce konuştuğumuz gibi senelik kontrolleri mutlaka yaptırmak şartıyla erken teşhisle olur yani. Evet. Çünkü
şunu da söyleyeceğim. Dolguları mesela hastalarımıza yapıyoruz. Yapılıyor, birçok hastamızın dolguları var ağzında ama çünkü bunlar da birer kimyasal madde olduğu için özellikle porselen dolguları ve altın dolguları bunun içine katmıyorum ama kompozit dolgular, beyaz dolgular zamanla büzüldükleri için kimyasal olarak bunu gözle göremeyiz tabii ki. O dişle doku arasında gözle görünmeyen ufak açıklıklar oluşuyor. Buralardan dolgunun altından ikinci çürükler oluşabiliyor. Bunları engellemek için de işte senede bir işte ya da iki senede bir panoramik röntgenler falan çekilerek kontrol edilir ve dolgular değiştirmek gerekirse değiştirilir. Çünkü hastalar genelde bu tip şeyleri hissetmiyorlar. Bir izleyicimiz varmış hattımızda. Alo. Efendim, iyi günler. Merhaba, iyi günler Deniz Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben buyurun. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi doktorumuza şunu sormak istiyorum. Benim 89 doğumlu bir kızım var ve 4 20'lik dişi birden hepsi aynı anda çıktı. Biz bunu bir hekime götürdüğümüzde operasyonla alınacağını söyledi. Bu operasyonu olmadan başka türlü, yani yarma yöntemi değil de farklı bir yöntemle alma şeklimiz var mı? Bir. İkincisi de belki de komik gelecek bir şey ama peki, teşekkür ediyoruz. Bir şey sormak istiyorum, çok özel bir şey. Bu operasyon öncesinde kan tahlili yapma gibi bir olayımız var mı? Şimdi tabii ki 20'lik dişlerin çekimi pozisyonuna göre değişir. Çünkü bazısı düzgün çıkar ama pozisyonu yanak tarafındadır. Çekilir rahatlıkla. Ama kemik retansiyonlu, diş eti retansiyonlu, yani üstünde kemik varsa ya da diş eti varsa bu tip şeylerde cerrahi operasyon yapmak gerekir tabii ki. Başka bir yöntemi yok bunun. Kan tahlili durumları da yani hastanın durumuna göre, yani başka bir sistemik rahatsızlığı varsa onu önceden kontrol edip ona göre cerrahi işlemi uygulamak anlamında mantıklıdır tabii ki. Teşekkür ediyoruz Deniz Hanım. Bir şey sorabilir miyim? Operasyon, vaktimiz kısıtlı biraz. Buyurun. Operasyon bittikten sonra bu yaranın iyileşme süreci ne kadardır acaba tahminen? Şimdi zaten bir hafta alt çenede özellikle bir hafta biraz sıkıntılı olur. Yani ağız açma kapatma hareketleri, bazen yutkunma da, bu tip şeyler bir parça bir hafta ağrılı geçer. Ama bir hafta sonra toparlamaya başlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, hattımızda bir izleyicimiz daha var. Hemen o izleyicimizi de alalım yayınımıza. Alo. Alo. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın Handan Hanım. Sevgiler Muğla'ya. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Benim doktora bir sorum olacaktı, doktor buyurun. Bey'e. Küçükken ben 4 yaşındayken azı dişlerimin her iki yan taraflarından çekilme operasyon geçirmiştim o dönemlerde. Fakat zamanla 12 yaşından sonra çıkan dişlerde de maalesef fazla randıman alamadık. Şu an için sağ ve sol taraflardaki alt ve üst dişlerim maalesef yok. Sadece öndeki dişlerimle, alt ve üst dişlerimle kullanmaya çalışıyorum. Kökleri sağlam. Fakat yan taraflarda herhangi bir şekilde bir dişim olmadığından dolayı doktorlara gittiğim zaman dişlerimin protez olarak yapılması mümkün olmadığını söylediler. Bu yüzden sadece artık bu dişlerle idare etmem de söylendi. Şeker rahatsızlığı var. O yönden de herhangi bir şekilde ağzımda yapılan bir operasyonda maalesef kullanma şeyim de olmuyor. Bu yüzden doktor bey'e bu konuda bana bir bilgi vermesini rica edeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Tabii şimdi bu konularda özel çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani arka bölgelerde dişler yok diyorsunuz. Tabii dişler senelerdir olmadığı için de dikey boyut kayıpları oluşmuş. Anladığım kadarıyla bu tip durumlarda bir üç boyutlu bir röntgenleri alaraktan bunu cerrahi olarak bir çalışma yapmak gerekecek. Belki de cerrahi çalışmalarla o bölgede gerekli mesafeler açılacak. Sonra da implant ihtiyaçları olacaktır, implantlar yerleştirilecektir. Ve ağzınıza bunlara uygun bir şekilde dikey boyut yükseltilerek sizin rahatınızı bozmayacak şekilde, fonksiyonu sokacak şekilde bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum. Hani ancak cerrahi bir çalışmayla hani oluşabilecek. Teşekkür ediyoruz. Peki son olarak hocam, izleyicilerimize dişle alakalı, diş sağlığıyla alakalı ne söylemek istersiniz?
şöyle bir toparlarsak kısaca. Diş sağlığıyla alakalı hastalarımıza, izleyicilerimize söylenmesi gereken önemli şey, hani konuştuğumuz gibi diş etlerini ve diş eti aralarını çok sağlıklı tutmaları. O zaman her şey güzel olur onlar için. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık güzel bilgileriniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizi tercih edip bizi izlediğiniz için. Yarın tekrar aynı saatte 10.45'te burada sizlerle olacağız. Doçent Doktor Sabri Aydın'la bel fıtıklarını konuşacağız. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler sizinle olsun.